ya el día. Ya Ferhat ya sıkıya bağlatıyorum ya. Evet, arkada kimse kalmasın. Öldüremezsek başkanım, bu araçları 24 saat gezdirsek o sünek olmaz. İnsanların daha sağlıklı ortamlarda yaşayabilmesi için bu sıcağı ve Ramazan'a rağmen mücadele eden arkadaşlarsınız. Yaptığınız için ne kadar kutsal ve değerli bir iş olduğunu bir kez daha biliyorsunuz ama size hatırlatmak adına bunları ifade etmek istedim. Belediyenin her biriminde çalışmak güzeldir ama belki de siz bu manada ecri ve sevabı en yüksek birimlerden bir tanesinde çalışıyorsunuz. Onu da ifade etmek istiyorum. Evet, değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Bursa genelinde çevre sağlığı ilaçlama hizmetlerinin tamamı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yürütülmekte. İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde de ben bu işlere bakan arkadaşlarla dönem dönem İnegöl'deki arkadaşlarla şube müdürümüzle bir araya gelip sıkıntılarımızı, dertlerimizi ifade etmeye çalışırdık. Eminim ki ilçe belediye başkanlarımızdan, ilçedeki yetkili arkadaşlarımızdan da size bu manada söylemler olacaktır. Muhakkak surette bu söylemleri alalım ve ilgili birim amirlerimize muhakkak surette iletelim. Belki onların içerisinden kendince söyleyenler olabilir, çok tutarlı olmayabilir bazı şeyler ama genel anlamda en azından bizim çalışmalarımıza yön verecek söylemler de bunların içerisinde yer alabilir. Bursa genelinde binlerce tabi sivrisinek üreme kaynağı, 100 bin civarında karasinek üreme kaynağı ve 75 bin adette çöp konteyneri 20'şer günlük periyotlar halinde ilaçlanmakta. Bu ciddi bir iş. Bugün arzu ettik ki böyle topluca bu konudaki gücümüzü gösterelim. Ben de dönem dönem rastlıyorum. Ya bize gelmiyorlar, bizim oradan geçmiyorlar. İnsanlar bu işlerde görsele çok önem verirler. Onu söyleyeyim. Az önce arkadaşlara da ifade ettim. O yüzden bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar güçlü ve dolu olduğunu ifade etmek ki az önce de arkadaşlar tanıttılar. En son modern araçlarla ve cihazlarla hareket ettiğimizi ifade etmek için burada ortaya koymak lazım bunu. Tabii yapmış olduğumuz çalışmalarda 7.909 hektar alanda larva mücadelesi, 1.757.800 hektar alanda uçkun mücadelesi, 6.224 hektar alanda da yeşil alanda afet ve 700 hektarda rezidüel alan mücadelesi çevre zararına karşı yapılmakta. Tabii Bursa doğal hayatın canlı olduğu, yeşilin bol olduğu her ne kadar son yıllarda azalsa biraz Allah'a hamdolsun yeşille özdeşleşmiş bir şehir Bursa. Dolayısıyla park, bahçe ve mesire alanlarımızdaki tüm ağaç ve bitkiler bu zararlara karşı ilaçlanarak hem bitki sağlığını korumak hem de halkın esenliğini artırmak derdi içerisindeyiz. Kıymetli arkadaşlar, dediğimiz gibi lütfen size gösteren istikametler doğrultusunda muhakkak bu taramaları sağlıklı bir şekilde yapalım. Biliyorsunuz, buradan tabii sizin aracılığınızla, basın aracılığıyla şunu da ifade etmek lazım. Bu işin tek tarafı biz değiliz aslında. Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ilaçlama ekipleri olarak tek taraf biz değiliz. Vatandaşla alakalı boyutu da var. Güzel güzel herkes öncelikle bu konuda anlatmalıyız, ikna etmeliyiz, ikaz etmeliyiz. Çünkü atıl durumdaki bir havuz, atıl durumdaki bir gölet, ev altındaki su birikintileri veyahut sivrisineğin üremesine müsait alanların oluşması, biz ne kadar ilaçlarsak ilaçlayalım, nihayetinde
çalışmalarımıza engel olacaktır. O yüzden vatandaşımızla alakalı boyunca da göz önüne almak lazım. O konuda uyarılarımızı, ikazlarımızı lütfen yapalım. Bursa genelinde 10 veteriner hekim, 13 ekip sorumlusu, 230 sertifikalı ilaçlama elemanıyla 17 ilçede halkımızın daha sağlıklı bir şekilde yaşaması için hizmet vermekteyiz. Bu sayı ciddi bir sayı. Bu maliyet ciddi bir maliyet. Buradan basın ve spor aracılığıyla da tüm şehir halkına, 3 milyon insanımıza bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu, ne kadar işin üzerine gittiğimizi ifade etmek için bunları söylemek istiyorum. Tabii 13 kontrol aracımız var. Bütün bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için 80 hizmet aracı olmak üzere toplamda 93 adet araç kullanılmakta. 13 Glover, 66 ULV, 42 PLV, 1 adet amfibik, 14 elektrikli motosiklet, 1 adet 2x4 ULV, 3 sıcak sistemi, 13 atomizör, 3 taşınır ULV, 150 adet sırt pompası olmak üzere toplamda 336 ekipmanla 17 ilçeyi tarıyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda görevlerinin müşteri olmasını özellikle buradan istirham ediyorum. Tabii yaz ayları geldi arkadaşlar. Özellikle kışın bu muhabbetler yapılmaz. Biz aslında mücadeleyi 12 ay devam ettiriyoruz ama yaz ayları geldi ve herkes huzurla, rahatla evinin balkonuna çıkmak istiyor. Sokakta, caddede gezmek istiyor. Velhasıl pikniğe gitmek istiyor. Bu manada hem uyarılarımızı, ikazlarımızı, muhakkak afişler, okullarda bilgilendirme toplantıları bunları yapacağız ama beraberinde de bizim mücadelemizi de çok sağlıklı bir şekilde yapmamız lazım ki bu konudaki kararlılığımızı vatandaşa gösterelim. Tabii vatandaştan da beklentimiz bizlerin ulaşamadığı yerler muhakkak sürekli olacaktır. Bursa 10.886 kilometre kare alana sahip. Dağıyla, taşıyla, arka bahçesiyle, sokağıyla, evlerin bahçeleriyle. Dolayısıyla bunların tamamına ulaşmak mümkün değil. Vatandaşlarımızın bahçesinde, terasında, balkonunda bulunan varil, kova, kullanım dışı olan araç lastiği gibi sivrisinekli darbe üreme kaynaklı olan su tutmaya elverişli atıkları bulundurmamaları gerekmekte. Bodrumlarında su varsa özellikle vatandaşlarımızın bunları bize bildirmesi gerekiyor. İnşallah sizin de yakın ilgi alakanız, takibiniz, çalışkanlığınızla beraber bu yazı böyle dolu dolu geçirelim. Bu konuda iyi bir not alalım inşallah Bursa'da hemşehrimizden, 17 ilçemizin tamamından. O yüzden ben özel bir ilgi ve alakanızı bütün arkadaşlarımızın göstermesini istirham ederim. Tabii ki biz denetimleri takip edebileceğiz ama sizin de özel bir ilgi alakayla bu sene daha dikkatli davranmanızı, daha çok olayın üzerine gitmenizi duyduğumuz, onlardan duyduğumuz memnuniyetlerin de size de memnuniyet olarak yansıyacağını unutmamak lazım. Bunu yanlış anlamasın diye şantaj anlamında söylemiyorum ama takdir edersiniz ki biz vatandaşın memnuniyetini duyarsak biz de sizleri daha fazla memnun edebilmek adına özel bir gayretimiz ve çabamız olacaktır. Ondan hiçbir arkadaşımızın şüphesi olmasın. Ben tekrar hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Dediğim gibi belediyenin farklı farklı birimleri var. Birileri bilgi işlemde, şimdi bilgi işlemcileri zan altında bırakmayalım yani. Veya tahsilatta, klimalı odalarda tahsilat yapmaya çalışıyor olabilir. Siz sahada, arazide bizzat güneşin altında bu mücadele veriyorsunuz. 3 gündür ben şantiyelere falan geziyorum. Herkes diyor ya çok yanmışsın, denize falan mı gittin? Dedim ya ne alaka? Ramazan'da denize mi gittin? Nerede gideceğiz yine? Tatil muhakkı yaptığımız yok. Ama siz bunu nihayetinde yıl 12 ay yaşıyorsunuz. Yaptığınız için ne kadar değerli, ne kadar kutsal ve özel bir iş olduğunu ifade etmek adına bunları söyledim. Elinize, yüreğinize sağlık. Özel bir ilgi alaka istediğim bir kez hatırlatıyorum. Tekrar Ramazan ayınız ve cumanız mübarek olsun. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum arkadaşlar. Buradayız başkanım. Başka. Çıkın abi.
Merkezden çalışıyorum. Merkezden çalışıyorum.